Selam gençler, Pokemon Legend Arceus maceramıza tam gaz devam ediyoruz. Yavaş yavaş oyunun sonuna yaklaştık dostlar, onu söyleyeyim. Son soylumuzu da sakinleştirdik. Bakalım bizi ne bekliyor, ne karşılayacak. Biz bu arada level up olmuş muyduk? Şu ablamızla bir daha bir konuşalım. Pokédex bilgilerini... Daha 40 fırın ekmek yemen lazım diyor. Tamam, yeriz. O ekmeklerin hepsini yiyeceğiz. Sen merak etme. Sileen. Bu arada Sileen'i de gözüm tuttu ha. Ama bu adama bir türlü gözüm tutmadı ya. Şu tipe baksana. Irgat gibi koşturdun lan bizi oradan oraya. Şimdi açıklamamızı yapıyoruz, raporumuzu veriyoruz. Olanları bitenleri biliyorsunuz zaten. O yüzden buradaki gereksiz diyalogları çevirmeye gerek yok. Bakalım önemli bir şey söylüyor mu bu arada? Ona bakıyorum. Tamam. Complete. Yine bir yemek faslına girişeceğiz gibi görünüyor. Bakalım akşam yemeğinde ne var? Profesör Lamentum ve Akari ile birlikte. Hadi bakalım. Aşçımız yine bir şeyler hazırlamış. Ay yine patatesli matatesli bir şeyler geldi buraya ama. Götürelim. Hadi yumulun gençlik. Irgat gibi çalıştırdım kendi kendimi. Eleman diye tuttum göya bunları kendimize. Avaluk muhabbetini yapıyorlar. O uzay zamandaki yırtık olaylarını konuşuyorlar. Klasik. Boyun hikayesi. Eyvallah. Bayağı büyük bir katkımız olmuş. Profesör onlardan bahsetti. Pokédex'i tamamlama işinden falan. Tamamdır. Eyvallah profesör. Profesörün şu kafasındaki pomponlu zımbırtıya hala böyle bir garip geliyor ya, ilginç. Peki. Yemeğimizi de yedik. Baku. Ne oluyor lan? Siyah ekran giderse anlayacağız ne olduğunu. Bir şey mi patladı? Ne oluyor? Kıyamet mi kopuyor? Bir sıkıntı olduğu kesin. Göreceğiz, anlarız, çözeriz şimdi. Vay babanın kemiklerine tüküreyim senin. Ulan şeyleri sakinleştireceğiz diye emirleri aldık aldık gittik. Kıyamet kopardık, iyi mi dünyada? Ulan komodo. Kendini de yaktın, bizi de yaktın. Daha biz kendi dünyamıza dönecektik. Sıkıştık kaldık burada. Uzay zaman boşluğundan bir enerji yayılıyormuş. Gökyüzü tamamen kırmızıya dönmüş. Gördük zaten profesör. Birkaç söz edeceğim Commander'a diyor. Tamam, önce bir ofisime gel, rapor ver dedi. Gidelim. Ulan bunlar var ya, tüm suçu bize yıkarsa hiç şaşırmayın ha. Ben size söyleyeyim bak, emri verdi verdi, git şunu yap bunu yap falan dedi. Bu yine hırımlamaya başladı. Diye böyle. Ulan komodo. Gökyüzü değişti. Ya tehlikeli. Tüm bunlar ne ola ki Commander? Neyle ilgili? Pardon. Soyluları tartışmak için mi çağırdın bizi buraya gibisinden sorular yönetiyorlar, yöneltiyorlar komodoya. Şöyle bir özetleyeceğim. Olayı bir okuyup anlamaya çalışıp özetleyeceğim dostlar. Ha, gökyüzündeki o ilginç ışıktan, o Clever'ın ilk deliliğinden bahsediyor Commander. Ve benim gökyüzünden düşmemle bu olayın bir alakası varmış. Yani ben ilk gökyüzünden düştüğümde bu ışık çıkmış, Clever'a çarpmış. Sen gerçekte kimsin Mikron diyor bak.
Da bastım bir şey ama. Ya arkadaş, ben o diyaloğu geçmek için basmıştım be. Önce bu yırtık açıldı, sonra ışık geldi, sonra bu delilikler... Hepsi benimle mi bağlantılı? Benimle bağlantı kurmaya çalışıyor. Ben ne dedim? Bu bizi suçlar dedim, değil mi? Abi işte. İnsanlar böyle, insanlar böyle dostlar. Şu telefonu hemen bir sessize alıyorum. Çünkü burada ciddi olaylar dönüyor. Şu an canım sıktı benim bu komutan. Bir dakika dur orada bakayım. Adamsın adaman. Yürü be. Burada mikronun bir hatası yok. Suçlayacak bir şey yok diğeri de. Yürüyün be. Ulan var ya, bunca yıl mesaimiz var. Şurada var ya 25-30 saat senin için ırgatlık yaptık, marabalık yaptık. Gel de bizi suçla, değil mi? Kim garanti edebilir diyor. Bu uzay zaman yarındaki yırtıklar çıktıktan sonra biz geldik ya, sorumlunun biz olmadığımızı. Kim güvenebilir bu olanlardan sonra? Ama aksini söyle... bunu ispat edemeyiz diyor. İrida abla kısacası. Negatif bir düşünce içerisinde olduğunu söylüyor. Negatif bir şeyi nasıl ispat edeceğiz diyor. Tüm bunların sorumlusu olarak... Yani bizi tuttuğunu mu ima ettiğini söyle komodaya. Tamam. Tüm bu olanları araştırmak için bize bir şans daha mı veriyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım. Galaxy Team üyesi olarak. Hayır, bir dakika. Galaxy Team üyesi olarak değil diyor. Kendi başına yapacaksın diyor. Lan ne oluyor oğlum? Klandan mı atıyor bizi bu? Senin gibi gökten gelen bir yabancıya tüm kimse güvenemez diyor. Köyde sana karşı şüpheler var diyor. O yüzden bizden ayrılmamızı istiyormuş. Artık hoş karşılanmıyormuşuz Galaxy takımında. Vay anasını arkadaş ya. Görüyor musun sen? Bunlar namkor köpek. Ulan o kadar arkadaş. Sahilini de tembihliyor ha. Açık mı konuştum Sahilin diyor. O da evet efendim dedi. Kız sen de arkamızda dursana. Cadı. Vay arkadaş, iyi mi? Tamam. Tamam Commander. Tamam. Seninle görüşeceğiz. Ha ama diyor yaptığın şeyleri de unutmadım diyor. İşe yarar ilginç yeteneklerine. He, o yüzden zincire vurmadan bizi buradan yürüyerek çıkmamıza izin veriyormuş. Lütfettiniz. Köpek. Hadi herif ya. Bak görüyor musun? Kovulduk lan. Vay arkadaş ya. Bunlar da nedenini merak ediyor. Emirdir dedi Salih'in ya. Kızım bu seni de kovar ha, ben sana söyleyeyim. Hadi gidelim dedim. Hadi gidelim, nereye gidiyorsun? Bu yoldan, bu taraftan. Ulan bunca saat mesaimiz var. Kimse, insan bir nereye gidiyorsunuz diye sorar lan. Ayıp size be. Şafak Sezer'in filmine döndük ya. Gemiden atlayacağım şimdi ya. Ulan kaptan yakın bizi. Arkadaş. Bu gökyüzünden diken şey değil mi? Bak. Ulan görevler istiyordunuz. Şunu göster bana, bunu göster diyordunuz. Getiriyorduk. Hay arkadaş. Üzdü. Buradan ileri devam etmenize izin veremem madam diyor. Bak bu da. Hareketleri kes sen. Anlaşıldı ha. Ben mi yanlış anladım ya orayı? Neyse. Abla bize kampa kadar eşlik edecek. Bak nasıl canım sıkıldı şu anda ya. Hiç böyle bir şey beklemiyordum oyundan. Tamam. Tamam, güvenli yolculuklar dedi. Bizi gideceğimiz yeri falan mı işaretlemiş? Ne yapmış artık?
Abi neyse. Bir gidelim bakalım. Çözeceğiz. Bu olayı da çözeceğiz. Ama Commander. Ama o komutan. Seninle görüşeceğiz komutan. Gökyüzü de acayip böyle kan kırmızısına büründü ha. Patronun bunu yaptığına inanamıyorum diyor. Tüm soylularla yaptığın şeylere rağmen diyor. Vay arkadaş ya. Biz de onu söylüyoruz zaten. Gökyüzü kan kırmızısına dönmüş. Profesör. Yardımcı olmak istiyorlar ama bunu yapamazsınız diyor. Tamam. Ulan arkadaş. Ha diğer klanlar da bu işin dışında kalacak muhtemelen. Çünkü kimse olaya bulaşmak istemiyor. Klanlar arasında bir sıkıntı çıksın istemiyorlar anladığım kadarıyla. Bu saatten sonra yalnızız. Sakın orada tek başına öleyim deme. Bu bir emirdir dedi. Sahil'in son emrini de verdi bize. Neyse yine bu fiyakalı delikanlı ablamız. Eyvallah. Tamam. Bir de tavsiye veriyor. Tamam. Ya hayatta kimseye güvenme demeye getiriyor işin açığı. İnsanlar böyle şeyler yapabilir. Peki. Tamam. Peki peki. Hayallerim gerçekleşemeyecek diyor. Bu da Pokédex'in derdine düştü ya. Ulan biz neyin peşindeyiz? Sen neyin peşindesin be? Arkadaş. Atıma biner giderim ben ya. Atıma biner giderim ya. Al. Bir de şeyden tekme yedik. Tam oldu. Ya ben niye buna biniyorum ya? Biz uçabiliyoruz artık. Değil mi? Abi bu da... Yere inme, biraz yüksel ya. Ya bu nasıl iş abicim ya? Daha fazla yükselemiyor muyuz? Neyse şuradan yükseliriz herhalde diye umut ediyorum. Tamam, iyi biraz yükseldik. Pardon dostlar. Vay arkadaş. Atımıza bindik gittik ya. Resmen sürgün ettiler ha köyden bizi. Bir daha da diyor köye gelme dedi ya adam. Oraları çevirdim mi hatırlamıyorum da. Şimdi yardım arayacak birilerine, bize yardım edecek birilerine arıyoruz. Tüm klanlar panik içerisinde şu anda. Millet onları sakinleştirmeye falan çalışıyor. Gökyüzünden bir felaket geliyor diyor. Yardıma ihtiyacımız var. Kardeşim bak biz geldik. Liam yardım mı diyor lan. Lan oğlum yardım ettik biz sana. Siz de bana bir el atın işte. Ne olacak? Yardım etmek isterdim ama diyor. Irida'yı bu sıkıntılı bir pozisyonda bırakır diyor. Klan liderinden bahsediyor. Olan var ya, alacağınız olsun. Besle kargayı oysun gözünü. Sen o kadar bunlara yardım et. Gelip de bir el atmasınlar olaya. Olan arkadaş. Diyorum ya, namkor bunlar, namkor. Şuraya çıkayım da bari... Snazer'la şu... Şuralardan... Uçalım bari. Gitmek istediğimiz yere. Bak şuraya tekrar ineceğim. Ya bu düz gidemiyor mu? Yani dive. Şuralara çıkalım bari yükseklere. Tepelerden atalım kendimizi. Hepini varmış. İn lan şeyden. Gel lan buraya hepini. Al sana poketopo. Vay arkadaş ya. Onca saat mesai boşa gitti, değil mi?
Şimdi gidiyoruz. Bir tanesinden daha yardım isteyeceğiz. Bakalım o ne diyecek. Bu arada şu şeylerin arasındaki geçişler çok seri değil ya. Daha seri olsa hoş olurmuş. May, sen yardım edeceksin mi? Gökyüzü diyor ne berbat durumda. Aynen öyle. Vallahi bilmiyoruz ablacığım. Bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani durumlar sıkıntılı. Adam bizi çalıştırdı, çalıştırdı, çalıştırdı. Maaşa zam, işe son dedi ya. Beni affet ama ben de sana yardımcı olamayacağım diyor. Ama yeteneklerin dünyadaki yolunu bulmana yardımcı olur dedi. Yine kaldık bir başımıza. Hande bak. Şimdi ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz. Hadi bakalım. Kırr. Bir şey hırladı ha. Bir de sen saldırma Shinx. Ben normalde saldırıyordu bunlar yanlarında yürürken. Bizi üzgün gördü herhalde. Yanımıza yanaştı. Vay arkadaş. Görüyor musunuz? Şu hayvanlar kadar olamadılar yani insanlar şu dünyadaki. Aha Bulu geldi. Aynen sıkıntılı bir durumdayız abi. Sıkıntılı bir durumdayız. Sonunda seni buldum diyor. Aha bak bu bize yardım eder. Şey favori müşterimi nasıl yüzüstü bırakabilirim diyor. Eyvallah 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 oğlum. Adamsın. Ulan senden kıllandım bir şey çıkacak altından dedim ama. Endişelenme diyor. Her zaman son haberleri alır diyor iyi bir satıcı. Peki. Piyasanın nabzını tutuyor. Galaxy takımı iki klanı da galiba tehdit ediyormuş. Sakın şey yapma diye. Fakat endişelenme diyor. Hüsyü bölgesinin her köşesinde bir sır yatar. Ya kalacak bir yer buluruz sana demeye getiriyor anladığım kadarıyla. Mükemmel saklanma alanları var diyor. Tamam. Kafamızı sokacak bir yer bulduk herhalde sonunda. Abi bize bir yer verecek gibi. İşte buradayız. Yeni mekana geldik. Ha biliyorum burası saray değil ama. İşte burada satıcılar ve çingeneler falan mı varmış? Öyle bir şeyler varmış. Gel bakalım dedim. Hadi gidelim. Burası neresiymiş ya haritanın? Aa burası yeni Ancient Retreat. Aa burası yeni bir bölge. Peki. Peki. Yeni bir bölgeye geldik. Oo burada bir abla var. Gökyüzü kanarcasına değişti diyor. Aa her zaman benim için bir zevk Mistress Korigama ismi tam unuttum. Kogita. Pardon. Hadi bakalım. Yeni bir ablamız çıktı ilginç. Bu bak bu abla da Cynthia yandırıyor. Bu Cynthia'nın akrabasıydı bu sarışın. Atalarından bir tanesiymiş. Değil mi? Onu araştırdım Serebi'den. Bu ablada da bir şeylik vardır. Serebi'den diyorum. Şey internetten lan her şeyi de Serebi'ye bağladık arkadaş. Kayıp çocuk, sevgili çocuğum diyor. Sana teşekkür ederim. Senin sayende kendi görevimi buldum diyor. Lost One bizi mi kastediyorsun Allah kayıp derken? Hı. Bir dengeye oturtulmalı diyor bu uzay zamandaki yırtıklık falan. Gel dışarıda konuşmayalım. Çadırımın içerisinde anlatacaklarım var dedi. Çadırına davet etti bizi. Hadi bakalım. Ne anlatacaksın ablacığım? Bu uzay zamandaki
Portal farklı, çok birbirinden çok farklı binlerce boyuta şey açıyormuş. Bu diyarlardan bir tanesi de bizimkisiymiş. Bir tanesi de buralardan çok uzaklarda bir diyar, Yüce Sinnoh'un diyarıymış. Ta oraya kadar açılıyormuş yani. Vay arkadaş. Yani Diamond Klanı'nın söylediği şeyi mi kastediyorsun diyoruz biz. Tüm taraflardan bahsediyorum diyor abla. Şimdi gelecek, geçmiş, yani tüm zamanlardan bahsediyorum diyor. Sadece uzay... bir okuyacağım dostlar. Sadece olayı uzay ve zamana indirgeyemeyiz diyor. Yani ikisi bir arada olmalıymış. Şimdi yapılması gerekenlerden bahsediyor bize. Abla bize bir... görev verecek anladığım kadarıyla. Lake Verity, Lake Valor ve Lake Equity'ye gideceğiz. Tamam. Burada bir tür teste tabi tutulacakmışız. Ve Red Chain yapacağız. Red Chain. Brilliant Diamond, Shining Pearl serisini izleyen arkadaşlar bilirler Red Chain muhabbetini. Ve bu Red Chain sayesinde de uzay zaman bu yırtığı bir dengeye oturtturacağız dostlar. Peki. Tamamdır. Abla biraz felsefeyi konuşuyor, felsefe yapıyor. Eski efsanelerden, atalarımızdan, Pokemon'ların ve onların çocukların birlikteliklerinden falan bahsediyor. Görevini biliyorsun artık diyor. Bunu yapabilir misin? Tabii ki yaparız. Of course. Of course. O bizde. Pekala. Ark fonumuz bipledi yine. Tamam. Bazı malzemelere ihtiyacımız varmış. Halledeceğiz diyor abi de ona. Abi Pokemon mu ağladı yoksa kayıp bir çocuk mu idi bu diyor. Size duydunuz değil mi? Bunu nasıl reddedebilirim madam? Hadi yolu koyulalım Mikron. Eyvallah, koyulalım. Bak görüyor musunuz? Daha yeni tanıştığımız kadın yardım ediyor. Onca saat... şey gelmiş, o ses Abra'dan geliyor. Şeyin Abra'sı bu. Sileen'in. Buraya teleport olmuş küçük dostum. Merhaba dedi. Bir selamladı bizim Wulu. Mektup tutuyormuş. Bizeymiş mektup. Peki. Mektuba yakından bakıyoruz. Bu Pokemon'u... Jubilife şehrine gelmek için falan kullanabilirsin diyor. Kamplarda bir sorun yaşamayacaksın diyor. Görüyor musun? Bak Sileen çaktırmadan arkadan bize yardımcı oluyor yani. Tamam. Yeteneklerimize ihtiyacı varmış yani kısaca. Sileen Survey Corporation'ın kaptanı, Galaxy Keşif Takımı. Galaxy Keşif Takımından. Tamam. Aslında sır olarak da saklayabilirdik de yardımcı oldu bize. Biz dedik hadi tamam söyleyelim olayı. Mektubun içeriğini merak etti de. Tamam o zaman gölleri ziyaret ediyoruz diyor. Peki. Yardırıyoruz göllere. Ve Adaman ve Irida geldi. Hadi bakalım. Senin o şeylere karşı yaptıklarına kayıtsız kalamazdık diyor. Ve işte buradayız. Hadi bakalım. Adamsınız. Kadınsınız. Eyvallah. İnsansınız yani, her şeyden önemlisi insansınız. O Commander'ın yaptığı içinde yara. Hadi bakalım. Şimdi
İki klandan bir tanesini seçeceğiz. Ya ben Irida'yı kendime daha yakın hissediyorum. Onunla daha fazla şey paylaştığımızı düşünüyorum. Ben Irida'yı seçeceğim. Beni mi seçtin diyor. Evet, seni seçtik. İlk göreve de onunla başladık zaten. Birlikte balını yaptık falan filan. Ay 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 ay. I choose you ya. Pokemon'un sloganı gibi bir şey. Artık ikinci sloganı diyelim. Seni seçtim Pikachu muhabbetini bilirsiniz. Abi bak sen de gönül koyma. Sen de iyi bir abisin. Yetkili bir abisin. Sen ortalığı dindirirsin diye ben ablanın yanında yer almak istedim bir an. Hadi bakalım. Aynen. Gölleri ziyaret edeceğiz. Hadi bakalım. O zaman yola koyulalım. Vakit harcamayalım. Tamam. Siz ikiniz ne yapacağınızı çözersiniz gibi güzel telkinlerde bulundu adamın abimizde. Lake of Acuity gölü mü öncelikle? Hadi bakalım. Hadi Irida. Hadi yine iyisin ha, seni seçtim kız. Bu adaman da yamuk yapar falan diye biraz tırsmadım desem yeridir açıkçası. Yapabilir. Ama Irida'ya güvenim var. Burada değil mi görevimiz? Ha burada. Tamam. Şuradan oraya uçar mıyız ya? Tamam. Abi hep aşağı doğru bir dive atıyor ya. Aha. Pepplen. Dalışa geç. İşte buradayız. Here we are. Tamam. Burası... Buranın volkan olduğu söyleniyor diyor. Bu gölün altında. Bir patlamadan doğmuş galiba burası. Peki. Mesprit diye bir çağrılan bir şey tarafından korunuyor burası diyor. Peki. Ne olup şey yaşayıp öğrenelim, görelim diyor. Arkfonumuz bipledi. Haydi bakalım. Bir kapı beliriydi. Yoktu, hiç yoktan bir kapı açıldı diyor. İçerideki sürprizi bekleyemeyeceğim diyor. Abla sabırsızlandı peki. Hadi bakalım kalbinin sesini dinle ve içeri gir dedi. Ulan içeride mespriti mi yakalayacağız acaba? Hadi bakalım. Umarım zorlamaz yakalayacaksak. Burada havada garip bir şey hissediyor musun? Hissediyoruz. Gudra. Gudra ama... Karşımıza bir Pokemon dikiliyormuş. Hüsyi'nin Hüsyi bölgesinin soylularıyla başa çıktığına göre herhangi bir savaşta da başa çıkarsın herhalde dedi abla. Gazladı bizi. Ama bu Gudra farklı görünüyor. Yakalanmıyordur muhtemelen bunlar. Buna da mı form getirdiniz arkadaşım ya? Bu da Hisuyun Gudra galiba. Allah, Earth Power atacağım abi sana. Strong Style atacağım hem de. Aha defansını düşürdüm ben onu. Shelter. Ne yapıyor? Defansını mı yükseltiyor? Defansını normale çevirdi. Bir shelter daha. Şimdi yükseltecek galiba. Oh, bir tur da yükseltti. Bir daha strong style. Ama bir tur yükseldiği için indiremeyebiliriz. İnmedi. Poketopu atamam galiba buna. Dragon Ball. Peki. Neyse. Allah, bir daha Dragon Ball. Yay. Garchomp kaybettik.
Şimdi sırada Gavriya dişi diyor ay. Buna şey vuruyorsun. Kaya türü mü geldi lan buna? Ne geldi? Çelik mi geldi? Aura Sapphire nasıl süper efektif vurur ya? Aslında bir top atmayı deneyebilirdim de. Zannetmiyorum burada şey olduğunu. Hadi be. Bir level kaçırdık, bir tane level'ı. Yapacak bir şey yok. İlgiyle bizim savaşımızı ve bizi ve Pokemon savaşımızı izlemiş abla. Tamam. Burada bir havada gizemli bir şeyler belirdi diyor. Aha Mesprit. Peki. Mesprit'in trial'ını tamamlayacağız. İlginç. Peki. Senin duyguların benimle duygularını paylaş. Hepsi senindir. İhanete uğradık Mesprit. İhanete uğradık. Canımızı yaktılar. Ve hayal bile edemiyorum. Direkt olarak bir Pokemon'la böyle konuşabiliyor musun? Bu topraklara düştüğünde ne hissettin? Kalbinden neler geçti? Yani şaşırdık. Pokemon'larla ve insanlarla ilgili bağ hakkında, birlikte olmaları hakkında ne düşünüyoruz? Bence heyecan verici. Hisui belgesinin klanlar hakkında ne düşünüyoruz? Galaxy takımından atıldığında ne hissettik? Biraz acıttı. Acıttı yani. Acaba bunun doğru yanlış cevabı var mı ya? Ben öyle içimden geldiği gibi cevap veriyorum. Bunu al. Bu parçayı al. Dünyayı tekrar bir araya getirmekte kullan dedi. Mesprit Plum tüy mü? Mesprit tüyünü verdi bize bir tane. Tamam. Tamam. Kırmızı zinciri yapmakta kullanacakmışız bunu. Kayboldu. Sonunda yakalanabilir olacaktır belki de Mesprit. Bilmiyorum. Ne konuştu senle diyor, merak etti. Kulaklarımla duyamadım kelimeleri diyor. Ne gizem ama. Hadi be. Gökyüzünden düşen insan doğal olmayan gizemlerle dolu bir Pokemon'larla falan konuşuyor. Ne kadar büyüttünüz gözünüzde ya. Ablacım 150 yıl sonrasından geliyoruz biz. Bizi Arceus aldı, geçmişe attı. Yapacak bir şey yok. Vay arkadaş. Ne haber Bulu? Tamam. Biraz birbirleriyle seyahat etmelerini biraz garipsemişler. Tamam hadi, sırada ne var? Bizim için önemli bir görev diyor. Tamam, Korrigan'ın yanına bir dönelim mi dedi. Onu bir bilgilendireceğiz galiba. Tamam, mükemmel. Güzel ilerliyoruz. Her şey yolunda gidiyor diyor. Peki. Wulu da aracımız oldu bu arada. Umarım süreyi çok geçmem ya. Ben böyle oynayacağım çünkü bunu. Bu questleri tamamlayana kadar devam edeceğim. Yarım bırakmayacağım. Mesprit'in tüyü ha.
Demek efsaneler doğruymuş. Kırmızı zincirle ilgili anlatılan. Ya pardon Koyga Madam. Hanımefendi. Tam olarak neden bahsettiğinizi anlayamadım diyor. Bu Red Chain olayının ne olduğunu soruyor. Zekadan bahsediyor. Ne zekası peki? Akıl olmadan, zihin olmadan dünyada var olamaz gibisinden konuşuyor. Biraz felsefi bir yaklaşımda bulundu. Uzay, zaman, tüm bu yaratılış falan hani acaba aklımızda var olan bir şey mi diyor yani. Aklımız olmasaydı bunlar da var olur muydu demeye getiriyor ya kısacası. Biraz felsefi konuşmalar bunlar. Çok fazla mit var bu konularla ilgili. Peki. Sinnuh'un kendisinin duasıyla alakalı falan. Kesinlikle haklısın hanımefendi. Mitler ve efsaneler çok heyecan verici. Öğrenmek ilgisini çekiyor Wulu'nun. Bu Red Chain efsanesinden bahsediyor. Bu antik şeylere, harabelere gideceğiz galiba en sonunda. Bu trial'ı tamamladıktan sonra anladığım kadarıyla. Çünkü söylemiştim, geçmişte burada muhtemelen bir medeniyet yaşamış. Orası çok belli. O harabeleri, her yerde ufak tefek harabeler vardı. Sonrasında ne oluyor acaba? Bu uzay zamanla alakalı bir sıkıntılar açığa çıkıp... Şurada başka şey yok mu ya? Şuraya ışınlanabiliyor muyum mesela? Evet, oraya ışınlanalım. Oradan yardıralım. Hayır, bin abi bin. Atımıza binelim. Bir dakika ya, quest nerede? Şurada, tamam. Tırman. Hadi bakalım. Acaba bu olaylar Dialga ve Palkia ile falan mı alakalı? Hani bunu düzeltmemiz için mi Arceus bizi buraya gönderdi? Kendisi niye düzeltmiyor da? Bak yukarıda ne uçuyor? Onu nasıl yakalarız ya? İlginç. Şu yukarıda bir tane şey uçuyor. Ya bak, Pokemon'ların ismini unutmaya başladım ya gerçekten. Vallahi insan yaşaldıkça bazı şeyleri unutuyor. Lake of Acuity'deyiz. Yine bir sınavımız var burada. Tamam, Yuxi tarafından korunuyormuş burası. Bilgeliğin şeymiş kendisi. Pokemon'u. Knowledge. Hadi bakalım. Yine telefon bipledi. Mağaraya gireceğiz. Yine savaş mı var burada? Pokemon'umuzu iyileştirdik biz ya. Tamam. Yine hiç yoktan bir kapı açıldı. Acaba hiç bizi içeride ne bekliyor yine? Meraklandı ablamız. Gel abla, gel. Sen de içeri gir, bize yardımcı ol diyecektim. Garchomp iyileşmiş. Tamam, sıkıntı yok. Yine bir Pokemon savaşıyla karşılaşacağız muhtemelen. Bir böyle iç titreten bir şey varmış, duygu varmış havada. Zoroark. Hisuian Zoroark. Ya bu Pokemon'u istiyorum. Bu Pokemon'u takımda istiyorum ama yakalanmıyorlar bunlar galiba ya. Hayalet ve normal türdeydi bu. Buna neyle saldırabiliriz? Luxray'in Crunch ile dalabiliriz buna. Ya yine şeyle kaldık. Neyse, Garchomp'la kaldık. Yapacak bir şey yok dostlar. Bir küfürü böyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım Garchomp. Bunlar da alfa bu arada. Kapıştıklarımız da alfa. Ofansını yükseltti. Sıkıntı büyük. Outrage, Strong Style atacağım. Aslında Agile de kullanabiliriz ama o da
Saldırı %10 düşürüyor ya. Ama iki tur da vurabiliyoruz bazen. O sıralama olayını tam olarak nasıl hesaplıyor oyun onu bilmiyorum. Abi iki tane vurup vurup Garchomp'umu indiriyorsunuz aşağı. Experience alamıyor sizin yüzünden. Köpekler. Gel buraya. Şey nerede? Luxray. Luxray'ı en başa aldık. Buradan değişmiyordu Pokemon. Şeyi unuttum. Bu sıralamayla değişiyordu. Abi ben bir pot kullanacağım. Onun experience'ını almasını istiyorum. Kullandım ya. Çok bir şey yok. Revive kullandım. Hatta bir de buna Pocket Up atmayı deneyelim mi? Atılıyor mu? Ulan atılıyormuş ya. Top atılıyormuş ya. Biz o Gudra'yı niye yakalamadık? Aa, çok kötü oldu bu. Tüh be, Poké Top'a atılıyormuş ya. Tamam, şeyler normale döndü. Dissidua'ya geçiyorum. Dissidua'ya geçiyorum. Poké Top'a atılıyormuş ya. O Gudra'yı ben neden yakalamam ya? Tüh. Ultra Ball'u çakıyorum buna. Yapacak bir şey yok. Yine girmedi. Gir. Zorlama bizi be. Hadi zorlama bizi. Agile Style. Nice to plot. Sonra bir saldırı yapacak. Muhtemelen tekleyebilir. İki kademe yükseltti. Sum. Bu arada artık bu atak ve defans bufflayan saldırılar tek atağı ya da tek special atağı değil. Ne kadar atağınız varsa onları buffluyor. Ne kadar defansınız varsa onları buffluyor. O şekilde oluyor artık bu olay. Vay arkadaş. Şimdi dostlar ben şöyle bir şey yapacağım. Bunu döveceğim. Ben arka planda burayı tekrar oynarım ve bu Pokemon'ları yakalarım. Onu söyleyeyim sizlere. Seri bir şekilde buraları tekrar oynayacağım arka planda. Bunları yakalamak istiyorum çünkü. Burada göremeyeceksiniz ama videoyu gereksiz uzatmak istemiyorum. Tamam, vurduk öldürdük. Bunlar uğraşacak yakalanmaz. Yakalaması biraz uğraştıracak. Hadi bakalım. Yuxi'nin mekanındaydık değil mi biz? İlginç bir tilki. Aynen öyle. Hatta onları takıma bile katabilirim arka planda. Bir sonraki bölümde o üçünü takımda görebilirsiniz. O üçünü diyorum. Bundan sonraki gideceğimiz yerdekini de takımda görebilirsiniz daha doğrusu. Yuxi. Gel bilgeliğini bir test edeyim senin dedi. Geldim Yuxi'cim. Kombi, Zubat, Unknown, Magneton, Dutch Clubs. Peki. Kaç gözleri var? Kombi. Unknown. Kombi, Zubat, Unknown, Magneton, Dutch Club. Kombide 3 kafa var. 2, 4, 6. Zubat'ın gözü yok. Unknown'un bir gözü var. Magneton'da 3 göz var. Dutch Club'da 1 göz var. Yani 6, 0. Bir dakika. 6, 0. 1. 3 1 mi? 6 0 1 3 1 mi? Nasıl cevap vereceğiz sana? Ha yazacağız. 6 0 1 3 1. İnşallah şeyi Pokemon'ların sıralamasını karıştırmamışımdır. Karıştırmamışız. Bu parçayı al dedi. Ne verdin? Yuxi'nin pençesi. Peki. Zincirin parçalarını yavaş yavaş topluyoruz. Hadi bakalım. Yine ablaya bir rapor vereceğiz galiba. Tamam abi. Hadi yola koyulalım. Ablaya raporumuzu verelim.
İçeride geçen olayları merak ediyor bu da. Topluyoruz. Tamam. Devam etmeliyiz. Gidelim. Koriga'ya bir raporumuzu verelim. Kogita. Koriga diyorum ya. Kogita. Çok ilginç bir isim koymuşlar ya. Kogita nedir ya? Bu arada süremi bir kontrol edeyim. O yakalama faslı falan filan biraz oyaladı bizi. Demek Yuxi'nin pençesi. Commander Grinko Guild üyeleri bir konuda bilgilendirmişler. Commander Komedo'nun güçleri artıyormuş. Ne yapacak ki? Komodo bu manyak bir şeyler yapacak herhalde. İlginç. Seni durdurmayalım biz diyor. Son şeyine doğru git sen. Yol al diyor. Tarihi bir an yaşıyoruz şu anda. Evet. Unutma, 3. göl için 3. göle ihtiyacım var Red Chain'i tamamlamak için. Tamam. Shred Ruins. Peki. Sonra da Shred Ruins diye bir yere gidecekmişiz. Pekala. Gel buraya. Şu ikinci mekandan çıkalım. Muhtemelen orası daha yakındır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Artık neresi daha yakın da. Nerede abicim bizim gitmemiz gereken yer? Tamam. Hadi bakalım. Abi yani şuraya şey yapamadık mı? Takıldık lan. Hay senin var ya ben... Arkadaş ya bundan şuna geçseydim bari. Vay arkadaş. Bu da dağ tepe bayır dinlemiyor bu arada. Bu sefer de yüzelim değil mi? Aşağı in aşağı in aşağı. Yanlış şeye bastım tuşa. Tamam geldik. Yine aynı volkan muhabbetinden bahsettim. Burası da Azelvin mekanı. İnsanların kalpleri burada mı doğmuş? Ne olmuş? Yine bipledi telefonumuz. Peki. Kapı belirecek. Hadi bakalım. Bakalım bu sefer nasıl bir teste tabi tutulacağız. Bu da iradenin Pokemon'uydu galiba. Azelf'te. Bunu da döveceğim. Pokemon bizi bekliyormuş. Peki. Acaba bunlar daha sonra yakalanabilir oluyorlar mı? Onu merak ettim açıkçası. Ben bunları dövüp geçiyorum ama. Bunu da döveceğim ya. Ya da belki hiç Loa'da tipo Pokemon'ları yakalamaya bile uğraşmam. Yapacak bir şey yok. Çünkü bayağı bir saate falan mal olacak bana. Hatta bir de yakalamaya çalış falan derken ciddi bir zamana mal olur. Bir de normal bu rock power. Tamamdır. Overkill. Bu da Hisuian bölgesiyle gelen Pokemon'lardan bir tanesi.
Şu an merakla bekliyorum. Oyun bizi nereye götürecek? Gerçekten sonu nasıl olacak? Nereye bağlayacak? Direkt Arceus'un falan mı karşısına çıkacağız? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Kuyum mu? Tabii bunu izleyen arkadaşlar muhtemelen olayı biliyordur. Bana iradeni göster diyor. Beni vurmaya çalış dedi. Vururuz. Nasıl vuracağız lan? Işınlanıyorsun sen. Bak şimdi işi inada bindirme ha. Bu aptallığı terk etmek istemiyorsun. Terk etmek istiyor musun diyor. Aa, daha değil, daha değil, dur. İrade göster dedin, gösteremez sen irade işini. Kafana çak. Bu mümkün değil, bunu bunun kafasına vuramayız da. Bak orada burada nasıl beliriyor. Kafamın içinde bir ses. Ya umarsızca devam etmek istiyor musun? Pes edecek misin diyor. Etmeyeceğiz abi, etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz. Ulan az önce vurdum ben onu. Ben onu vurdum. Kabul etmedi. Oyun kabul etmedi. Bak az önce bir tane daha sağlam salladım. Yine oyun kabul etmedi. Bence vurdum ben onu iki defa. Neyse. Yine kafamızın içinde bir ses. Hala devam edeceğim. Yoo daha bizde ölmek var, dönmek yok. Geri vites yok bizde. Vuracağız seni. Gel buraya. Bu sefer vurdum galiba bak. Bu sefer vurdum. Bu parçayı al. Dünyayı geri birleştirmenize yardımcı olacak. Üçüncü parçayı da aldık. Yırtıkları onarmamızda. Azelf'in dişi. Peki. Azelf'in dişini de aldık. Tamamdır. Göllerdeki maceramız galiba burada sona erdi. Çık abicim dışarı. Bölüm bir saati buldu. Evet. Göllerde işimiz bitti. Sırada ne var? Tamam. Mağarayı harabeleri keşfe gidiyoruz şimdi de. Harabelere geldik. Burada bir şeyler öğreneceğiz galiba. Red Chain'in nasıl yapıldığıyla alakalı bir şey öğreneceğiz. Anladığım kadarıyla. İnceliyor abimiz. İnsanlar ve Pokemon'lar arasında bir mitle alakalı bir şey varmış. Birbirlerine ihtiyaç duyuyorlar galiba. Ondan falan bahsediyor gibi. Vallahi beni açtı biraz orası. Bir de yoruldum diyalogtan. Şu an saat 4.30 falan sabaha karşı. Açıkçası yordu beni. İlerleme kaydedemedik. Ablacım kaydedemedik. Aldık şeyleri ama hani daha nasıl yapacağımıza dair bir fikrimiz yok kırmızı zincire. Sen biliyorsan yap bize ver. Ha, kutsal enstrümanlarla ilgili bir... Tamam bu abla bilge, bu işi biliyor. Yetkili abla bu. Abla halledecek. Gene bir ses duyduk biz bir yerden ama. Tamam. Göl üçlümüz yapacak bize. Tamamdır. Bir önceki oyunda da bunları kaçırmıştı. Siley'nin torunu mu artık neyse. Cyrus. Zincirleri birleştirdiler. Red Chain. Çok iyi. Teşekkür ederiz Yuxi, Azelf ve Mesprit.
Hadi bakalım. Olay bizi nereye götürecek? Demek ki doğruymuş. Jenerasyondan jenerasyona mı anlatılmış bu olay? Tam anlayamadım orayı. Peki. Ha, yeni bir haber varmış. Merchantlardan, topluluklarından duymuş. Commander gene çıldırmış. Araştırmayı bekleyememiş. Kendisi halledecekmiş. Plan yapmış. Mount Coronet'e kendisi çıkıyormuş. Haydi bakayım bok yiyen. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de bu adamın şeyiyle uğraşacağız ya. Red Chain olayından haberi yok tabii, bizim işi halledip halledemediğimizi bilmediği için. Bir an önce yola çıksak iyi olur gençler. O yüzden çene çalmayın. Aksiyona geçiyoruz. Bu arada senaryoya gerçekten özen göstermişler. Orası belli dostlar. Akari'nin yanındayız. Köye döndük. Sailin'i bilgilendireceğiz şimdi. Konuyla ilgili. Mikron dönmüşsün. Tamam. Sailin döndüğümüze sevinecek diyor. Şey gitti diyor. Bossman. Burada değil. Peki. Aha, Levent'ini aldı geldi. Stresli durumlar yaşanıyormuş köyde falan. İnsanlar biraz sıkıntı çekiyorlar anladığım kadarıyla. Tamam. Commander Komodo gitti diyor. Commander gitti mi? Kendisi düzeltecekmiş uzay zaman yarığındaki o şeyi. Olay bu. Pikachu ile ben de diyor burada gardiyanlık yapıyoruz köye gibisinden. Akari'yi de buraya koymuşlar. Ah canım Akari, ah. Ah. O komutandan bir yol olmaz, ben sana söyleyeyim. Tamam. Ha, emrettiğim gibi ölmemişsin, aferin sana diyor. Teşekkürler kaptan. Eyvallah. Tamam. Abra'yla bize yazdığı mektuptan bahsettik de öyle bir şey yok ki dedi. Abla kabul etmedi. Peki. Şimdi devam etmeden şunu sormalıyım diyor. Neyi soruyorsun abla bize? Bir şeyler öğrendin mi? Kullanışlı kullanabilecek. Gölleri ziyaret ettik. Bir de kırmızı zincirimiz var. Devam et. Yaptığımız şeylerle ilgili rapor verdik. Tamam. Hadi bakalım. Artık Commander burada değil diyor. Jubilee şehrinde. Tamam. Peki. O zaman salın gidelim. Halledelim. Tamam. Red Chain'i al. Mount Coronet'e git. Tamam. Yeni görevimizi de aldık bu arada. Commander'ın yolundan gitmek istemediğine emin misin diyor. Oo. Yürü be abla be. Pekala o zaman. Abla bizden yana çıktı. O Pokie'nin Commander'ı. Hıh. Lucario bekliyor burada ya. Bir sorun mu var Lucario? Merak ettim, ona tıkladım ama. Aa, Ray. O çocuğun adı neydi hatırlamıyorum ama burayı de bak, bu bir tane şey adasına gitmiştik. Bak Lucario. Bu böyle şu mavi şapkalı bir eleman vardı ya. İsmi neydi ya? Lucario'nun Aurus. Tamam. Bize bir quest verdi. Peki. Lucario'yla training alanında buluşacağız ama o yan görev muhtemelen. Ben Lucario'yu acaba takıma falan mı katacağız diye düşünmüştüm. Dostlar. Buraya da bölüm sonu diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşene dek hepiniz hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.